Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Günah işleyen kişi tevbe etmekle günahlarından kurtulabilir mi? Evet, İslamiyet'in en önemli özelliklerinden birisi insanları bulunduğu haliyle kabul eder ve ölünceye kadar tevbe kapısını açık bırakır. Bu sadece müminlerin işledikleri günahlarla ilgili değil, İnanmayan insanların işledikleri küfür, inkar, cinayetlerinin de affıyla ilgilidir. Yani bir insan 60 sene, 70 sene Allah'ı inkar etse ve insanları inkar yolunda, ateist yolunda çalışsa ve ateist yapsa, belki binlerce insanın ölümüne de sebep olsa ama ölmeden önce iman etmişse Allah onun imanını kabul ediyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bize şu müjdeyi vermiş. Allah kendisine şirk koşulmasının dışındaki istediği kimselerin bütün günahlarını bağışlar. Demek ki Allahü Teala ayeti kerimede bildirdiği üzere bir insan müşrik olarak, kafir olarak ölmediği sürece dünyada işlenen bütün günahlarını, insanların bütün günahlarını affedebilir. Böyle bir kapı ve böyle bir yol açık bırakmış. Bu ayeti kerimeyi bazıları şöyle anlayabiliyorlar. Acaba şirki affetmez derken bir insan dünyada müşrik olmuşsa, kafir olmuşsa bir daha o bağışlanmaz anlamında mı? Hayır öyle değil. Yani müşrik olarak, kafir olarak ölmediği sürece dünyada işlenen bütün günahlardan tövbe edilirse, Allah dilerse bağışlar demektir. Öyleyse Allah bir müşrikin bir kafirin o şirk günahını tövbe ettiği takdirde, o inkarından vazgeçtiği takdirde onu bağışlıyorsa niye bir müminin işlediği günahını bağışlamasın? Elbette onu da bağışlar. Hatta bununla ilgili Rabbimizin bize bir müjdesi de şöyle. Tahrim suresinde "Ey iman edenler, nasuh tevbe ile tevbe edin ki Allah da sizin kabahatlerinizi affetsin ve altlarından ırmaklar akan cennetlerine sizi yerleştirsin." Peki bu burada istenen nasuh tövbenin özellikleri nedir? Bunları Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifinden özetleyelim. 1- Günahlardan peşmanlık. 2- Farz ibadetleri yapmak. 3- Zulüm ve düşmanlığı terk etmek. 4- Kırgın ve küskünlerle barışmak. Bir de bir daha o günahı işlememek üzere kesin karar vermek. Demek ki bu özellikleri yaparsak inşallah nasuh tövbe yerine getirmiş olabiliriz. Biz burada bir de kul hakkını ilgilendiren günahların mutlaka kullarla helalleşilmesi gerektiğini hatırlatıyoruz. Çünkü kul hakkına maddi manevi zarar vermişsek o hakkı affetmek Allah ona bırakmış. Öyleyse kul haklarını helalleşmek. Bir de eğer işlem yapmamız gereken bazı farzları terk etmişsek, mesela verilmesi gereken zekatlar gibi, kılınması gereken farz namazlar gibi, eğer bu ibadetleri ibadet zamanında yapmamışsak, bunlar da büyük günaha giriyor. Onları da ölmeden önce kaza etmek ve telafi etmek gerekiyor. İnşallah bu özellikleri yaparsak, Rabbimizin bizi affedeceğini ümit edebiliriz. Yalnız burada bir ince sır daha var. Bir insan ne kadar iyi, ne kadar iyi Müslüman, ne kadar takva sahibi olursa olsun ben artık cennetliyim diye garanti göremez. Bir de bir insan ne kadar günahkar, hatalı, kusurlu olursa olsun artık ben cehennemliyim, ben artık kurtulamam diye, ümitsiz diye düşemez. Dolayısıyla ne kadar iyi olursa olsun bir insan yine cehennem korkusunu taşımalı. Bir insan ne kadar günahkar, kusurlu, hatalı olursa olsun yine aleminde cennet ümidini taşımalı. İşte bu iki dengeyi inşallah hem günahlarımızı terk eder, hem telafi eder, hem de korku ümit arasında bulunursak inşallah hakikat gerçekleşmiş olur. Cenab-ı Hakk'ın affetmeyeceği günah yoktur. Yeter ki biz hayatımızdayken o günahları tevbe ile silelim, arındıralım ve o günahı kendi vücudumuzdan atarak bir daha o günaha